Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtım konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler, bugün de konumuz eşeğe bağlı kalıtım olacak. Aslında semestirden önceki son dersimizde sizinle birlikteyiz. Eşeğe bağlı kalıtımı yaptığımız zaman birinci dönemin tüm konularını bitirmiş olacağız. Gençler, biliyorsunuz ki sizlerle birlikte yazılı hazırlık yapmıştık. Okullarda farklı zamanlarda yazılılar yapılabiliyor. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla da tabii ki bazı okullarda yazılılar hala devam ediyormuş. Siz de yazılı notlarının sizin en büyük yardımcınız olduğunu unutmayın gençler. Yazılı notlarının içerisinde birinci dönemin ikinci yazılısına kadar tüm konular özet bir şekilde bulunuyor. Tüm dersler için dediklerim geçerli tabii ki. Okulda yazılı da çıkması muhtemel kısımlar yazılı da sorulur, hoca sorar şeklinde sizlere küçük küçük notlar haline dönüştürülerek hazırlandı. Sadece biyoloji değil. Değil. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya da var. Tabii ki yazılı notlarımızın içerisinde. Eşeğe bağlı kalıtım önemli bir konu gençler. O yüzden öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vermek istiyorum. Konu anlatımına daha sonrasında başlayacağım. 10 dinamoyu açıyorsunuz. Kalıtım ünitesine geliyorsunuz. Kalıtım ünitesinde eşeğe bağlı kalıtım kısımlarını çözüyorsunuz. Bu dersi bitirdiğimiz zaman yani sayfa 101'den başlıyorsunuz gençler. Sayfa 103. 3'e kadar olan kısmı bitirmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik dediğimiz küçük bir kısım kalıyor. Ondan sonra da ünite testlerine tabii ki geçiş yapmış olacağız. Aynı şey sıfırdan ona içinde geçerli. Başlıyorsunuz. Sayfa 112'den çözmeye eşeğe bağlı kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz gençler. Sayfa 115'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Dediğim gibi birkaç tane tanıtım ve tanım verildi. Dikten sonra da kalıtım ünitesi tamamıyla bitmiş olacak. Yani tara geçlere ünite testlerine geçiş yapabileceksiniz. Son ünitemiz olan ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarına da hazırlık yapacağız. Tabii ki sizlerle birlikte hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz o kısımdan biraz bahsedeyim. Eşeye bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz. Eşeye bağlı kalıtım dediğimiz zaman tabii ki öncelikli olarak eşey kromozomlarının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. X kromozomu nedir? Y kromozomu nedir? Dişilerde hangileri var? Erkeklerde hangileri var? Bunları anlatacağız. Daha sonra bunların üzerinde taşınan bazı özellikler, bazı hastalıklar olacak. Tabii ki kalıtımda bunların aktarılması da kromozomun bulunup bulunup mama durumuna göre farklı oranlarda gerçekleşecek. Özellikle soruları biraz fazla koyduk. Gençler sorular üzerinden ilerleyerek özellikle de soy ağaçları üzerinden ilerleyerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Kullanım alanlarına ve faydalarına bakacak olursak birincisi TYT'nin çok sevdiği bir konudur. Sık sık sorusu karşımıza çıkar. TYT'de çok çıkan şey okul yazılarında, okul sınavlarında da öğretmenlerin öncelik verdiği konular içerisindedir. Gençler tabii ki cinsiyetin nasıl belirlendiğini, hastalıkların nasıl, özelliklerin nasıl aktarıldığını anlamış olacağız. Ben ödevlerinize en baştan söyledim size. O yüzden burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Dedim ki eşey kromozomlarında taşınım şimdiye kadar öğrendiğimiz taşınımlardan biraz daha farklı. Çünkü dişilerde XX, erkeklerde XY kromozomları dediğimiz kromozomlar var. Burada öncelikli olarak anlamam gereken birkaç tane şeyden bahsedeyim. Hep dedik ki insanlar 2n 46 kromozomludur. Erkek bireylerde 2n 46, dişi bireylerde 2n 46 kromozomludur dedik. Bu kromozomlara baktığımızda 2 mantığı nereden geliyordu? Benim her bir özelliğim iki tane kromozom tarafından belirleniyordu. Cinsiyet de bir özellik, bir karakter olduğuna göre cinsiyetle ilgili de benim iki tane kromozom bulundurmam gerekiyor. Yani benim 44 tane vücut kromozomum var. İki tane de cinsiyetle ilgili kromozomum var. Vücut özelliklerimi belli eden bu kromozomlara otozom ismini verdik. Göz rengi, saç şekli, boy uzunluğu, kan grubu gibi şeyler vücut kromozomu üzerindeki genlerle taşınırlar. Yani bunlar otozomlarla taşınır. XX XY dediğimiz cinsiyet kromozomlarına ise gonozom ismini veriyormuşuz. Bu gonozomlara baktığımız zaman dişi bireyler 44 artı x x formülüne sahip. Erkek bireyler ise 44 artı x y formülüne sahip. Yani dişilerde 2 tane x kromozomu var. Erkeklerde 1 tane x kromozomu 1 tane de y kromozomu bulunuyor. Gençler tabi bunu biraz da şuradan göstermiş olayım. İnsanların vücut hücreleri neymiş? 2 en yani eşittir 46 kromozommuş. Bu 46 kromozomdan 44 tanesi vücut hücrelerim olduğuna göre 44 tane otozomum var. İki tane ise gonozomum yani cinsiyetimi belli eden kromozomum olacak gençler. Erkek ve kadınlarda da farklı durumlar oluyormuş. Dişilerde 44 artı XX var. Erkeklerde ise 44 artı XY kromozomları var. E gametleri düşünecek olursak ben 44 artı XX kromozom formülüne sahibim. Bu 2 en eşittir 44 artı XX şeklinde gösteriliyordu. Mayoz bölünme yaptığım zaman yumurtalarımın kromozom sayısı yarıya inmeyecek mi? O zaman bu 44'ün yarısı yani 22 tane vücut kromozomunu vereceğim. XX'ten de bir tanesini vereceğim. Yani benim yumurtamın formülü 22 artı X olacak gençler. Yumurtada, spermde 22 tane vücut kromozomu bulunurken bir tane de gonozom bulunmuş olacak. O zaman dişi gametleri düşünecek olursak 22 artı x veya 22 artı x oluyorlar. İki tane x olduğu için gamete mutlaka x'in gitmesi lazım. Erkeklere baktığımız zaman 44 artı x Mayoz bölünme yaptıkları zaman 22'ler eşit bölüşülecek. Orada bir sıkıntı yok x, y de şöyle bölüşülecek gençler. Bir tane sperme x gidecek, bir tane sperme y gidecek. Döllenme hangisiyle gerçekleşirse cinsiyette bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Yani erkeklerin ürettiği 20 artı art, 22 artı x spermi 22 artı x yumurtayla birleşirse 44 artı xx dişi bir birey meydana gelecek. Erkeğin ürettiği 22 artı y'lik sperm 22 artı x'lik yumurtayla birleşirse bu sefer 44 artı xy ortaya çıkacak. Yani erkek birey meydana gelmiş olacak. Baktığımız zaman gonozomları anladık. Yani XX'ler, XY'ler cinsiyeti belli eden kromozomlara gonozom ismi veriliyormuş. Gonozom üzerinde bulunan genler tarafından belirlenen kalıtıma ise eşeğe bağlı kalıtım diyeceğiz. Bu kromozomların üzerinde bulunan karaktere de eşeğe bağlı karakter ismini vereceğiz. X ve Y kromozomuna baktığımız zaman gençler X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük yapılı bir kromozomdur. Soruları çözerlerken de hep şöyle cümleler göreceğiz. X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi. Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesi gibi uzun havalı cümleler aslında tırt cümlelerdir. X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan bir özellik diyorsa soruda o sadece X kromozomu üzerinde taşınıyor. Yani bunun homoloğu Y yok. Y'de karşılığı bulunmuyor. Sana derse ki Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. Yani bu sadece Y kromozomuyla taşınıyormuş. Hatta Y kromozomu da sadece erkeklerde olduğu için babadan erkek çocuklara doğru geçiş söz konusu olacak gençler. Mesela X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi sadece X kromozomu üzerinde oluyordu ya. Burada bulunan özellikler de sadece X kromozomuyla taşınacak. Hatta iki tane ana özellik üzerinden ilerleyeceğiz. Bunlardan birincisi kısmi renk körlüğü dediğimiz kırmızı yeşil renk körlüğüdür. Diğeri ise kanın pıhtılaşması ile ilgili bazı problemlerin olduğu hemofili hastalığı dediğimiz hastalıktır. Sadece Y kromozomu üzerinde taşınan hastalığa da kulak kıllılığını örnek vereceğiz. Birazdan tabii ki bunları açacağım gençler. X kromozomunun Y kromozomuna homolog olan bölgesi diyorsa soruda X ve Y ile taşınmasının hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Sanki vücut kromozomlarında taşınıyormuş gibi işlemlerimizi yapabiliriz. Eşey kromozomları sadece cinsiyeti belirlemez. Eşey kromozomlarında cinsiyet dışında farklı özellikleri kontrol eden genler de bulunuyor. Mesela örnek olarak az önce söyledim. Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kulak kıllılığı, hemofili. Bunlar cinsiyetin haricinde X ve Y kromozomu üzerinde taşınan karakterlere örnek olacak. Hep aynı soru kalıpları üzerinden de zaten ilerlemiş olacağız. Dişilere baktığımız zaman XX kromozomuna sahipler. Yani tam homolog oldukları için özellikler iki allelle de belirlenmiş olacak. Erkeklerde ise X ve Y kromozomları var. Haliyle tam homolog durum söz konusu değil. Bu özelliklerden şurada taşınanlar, karşılığı bulunanlar iki hallerle belirlenecek. Şurada olanın X'de karşılığı yok. Şurada olanın Y'de karşılığı yok. Yani bu özelliğin ortaya çıkması için tek bir kromozom, tek bir alel yeterli olacaktır diyeyim. X kromozomunun homolog olmayan bölgesindeki genler hem erkeklerde hem dişilerde görülüyor. Dişilerde XX bulunduğundan iki allelle, erkeklerde XY tek bulunduğun tek X bulunduğundan bir allelle kalıtılmış olacak. X kromozomuna bağlı karakterler erkek çocuklarından anneli erkek çocuklara annelerinden aktarılmış olacak. Aslında neden bahsediyorum böyle sözel söylediğimiz zaman pek akılda kalıcı olmuyor. Ama bunu sayısal verilere şekillere döktüğümüz zaman daha net anlayacaksınız. Ben şimdi dişi bir bireyim X X özelliğine sahibim. E benim eşimde X Y kromozom yapısına sahip. Bizim erkek çocuğumuz meydana gelirse erkek erkek çocuğumuzun X, olması gerekmez mi? Erkek çocuğumuz Y kromozomu mutlaka nereden alacak? Babadan alacak. X kromozomunu ise mutlaka nereden alacak? Anneden alacak. Mesela şöyle X kromozomu üzerinde ben küçük a denilen bir özelliğe sahipsem benim tüm erkek çocuklarımda bu özellik görülecek. Neden? Y kromozomu babadan geliyor. O zaman X kromozomu mecburen anneden gelmiş olacak gençler. Hemen devam ediyorum. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde kodlanan özelliklerde babadan gelen tek bir genle belirleniyor. Bu özellikler sadece erkeklerde görülüyor. Yine aynı mantıkla düşünüyorsun. Diyelim ki bizim babamızda X üzeri daha doğrusu Y kromozomu üzerinde taşınan bir özellik var. Y kromozomunu baba kız çocuklarına verebilir mi? Veremez. Kız çocukları XX. Birini annesinden alıyor diğerini babasından alıyor. Yani babada Y kromozomu üzerinde taşınan bir özellik kız çocuğuna geçiş yapamaz erkek çocuğunun da bu özelliği almama gibi bir şansı yok. Baba da bu özellik varsa sülaledeki tüm erkeklerde görülecek. Örnek olarak mesela kulak kıllılığı dediğimiz durumdan bahsettik. Kulak kıllılığı da böyle şey erkeklerin yaşı büyüyünce kulaklarının kulak yolunun içindeki kıllar büyüyor ondan bahsetmiyorum. Kulak kepçesinin üstü böyle kıllı oluyor gençler. Eğer bir erkekte varsa bu Y kromozomu üzerinde taşınan bir özellikse mutlaka çocuğunda çıkacak. Onda olduğu için onun çocuğunda da çıkacak. Yani bu babadan oğula aktarılmış olacak. Devam ediyorum. X kromozomuna bağlı çekinik allerlerin kalıtımı sorular yıldız, 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 kırmızı, yeşil renk körlülüğü ve hemofili üzerinden gelecek. Şimdi kırmızı, yeşil renk körlüğü ne demek? Hastalar kırmızı ve yeşil rengi birbirinden ayırt etmekte zorlanıyorlar. Yani bunlar kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı görmüyorlar. Öyle görüyor olsalardı zaten biz bunun farkına varamazdık. Ne yapıyorlar kırmızı, yeşil renk körü olup olmadığını anlamak? için göz doktoru şöyle bir e, mesela şekli onlara gösteriyor. Kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı görseler de onlar da içerideki rakamı okuyabilirlerdi. İkisini birbirinden ayırt edemedikleri aynı tonda gördükleri için bunun içinde yazan 27 rakamını onlar okuyamıyorlar gençler. İkisini de kahvenin tonu şeklinde görüyorlar. Bu özellikle X kromozomu üzerinde çekinik bir allelle aktarılıyor. O yüzden de Renk körlüğünü R'sini kullanıyoruz. Hasta bireyler için de X üzeri küçük R'yi kullanıyoruz. X üzeri büyük R ise yani sağlılık geni ise o bireyin normal görüşe sahip olduğunu göstermiş oluyor. Tabii ki erkeklerde ve kadınlarda farklı oranlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu özellik X kromozomu üzerinde taşınmıyormuş. Dişiler iki tane x'e erkekler ise bir tane x kromozomuna sahipler. O zaman dişileri düşündüğüm zaman iki tane x kromozomu var. İkisinin üstünde de hastalıkla alakalı olmayan gayet sağlıklı olmayı sağlayan gen bulunabilir. Yani benim genotipim x üzeri büyük r'ye x üzeri büyük r şeklinde olabilir. Böyle olduğu zaman ben nasıl bir bireyim? Renk ile hiç alakam yok. Gayet sağlıklı bir bireyim. Benim iki tane x kromozomum olduğu için x üzeri büyük r yani ve normal görüş genine sağlıklılık genini bulundurabilirim. Bir de x üzeri küçük r'yi bulundurabilirim. Benim genotipim x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r şeklinde olduğu zaman ben kırmızı yeşil renk körü değilim. Baskın olan özelliğin etkisi görüldüğü için gayet normal görüşlüyüm. Ama ben de bu gen var. Ben çocuğumu aktarabilirim. O yüzden de bu bireye taşıyıcı birey ismi veriliyor gençler. Veya iki kromozomun üzerinde e, hastalık geni bulundurabilir. X üzeri küçük r'ye X üzeri küçük r şeklinde olabilir. O zaman bu birey tabii ki kırmızı yeşil renk körü olmak zorunda. Bir daha dişlerde üç alternatif var. Ya sağlıklı oluyorlar ya taşıyıcı oluyorlar ya da renk körü oluyorlar Erkeklerde ise sadece bir tanecik X kromozomu var. O yüzden de ya sağlıklılık genini bulunduruyorlar ya da kırmızı yeşil renk körlüğü genini bulunduruyorlar. Bir erkek X üzeri büyük R'ye yani sağlıklılık, gen, sağlıklılık genine sahipse tabii ki normal görüşlü olacak. Kırmızı yeşili gayet ayırt edebilecek. X üzeri küçük R'ye Y genotipinde olursa bunlar renk körü olacak. Bir tane X taşıdıkları için erkeklerde taşıyıcılık diye bir şey söz konusu değil diyeyim gençler bazen sorulara şöyle yazıyoruz diyoruz ki bir toplumda kadınlarda renk körlüğünün görülme oranı erkeklerde görülme oranından daha düşüktür diyoruz burada da bir matematikten yararlanıyoruz gençler mesela diyelim ki bir toplumda renk körlüğünün görülme oranı 1 bölü 3 olsun Renk körü dişinin meydana gelmesi için 1 bölü 3 oranındaki x üzeri küçük reyi bulunduracak. 1 bölü 3 oranındaki diğer x üzeri küçük r'yi de bulunduracak. Yani bir kadının bu toplumda renk körü olma ihtimali 1 bölü 9 şeklinde çıkıyor. Renk körlüğü geninin görülme oranı 1 bölü 3 diye erkeklerde bir tane x olsa yetiyor. Yani erkeklerde görülme oranı 1 bölü 3 oluyor. İkisini kıyas yaptığın zaman da tabii ki renk körlülüğünün erkeklerde görülme oranı dişilerde görülme oranından çok daha fazladır diyebiliriz. Buradan devam ediyorum. Kırmızı yeşil renk körlüğü geni x kromozomunda taşındığı için erkek çocuklar kırmızı yeşil renk körlüğü genini anneden alır aynı mantık az önce gösterdiğimden hiç farklı değil. Şimdi renk körlülüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıyor. Ne yapacak? Bu kadın ve erkek evlenecekler. Diyelim ki erkek sağlıklı fark etmez. Erkek çocuk babadan Y kromozomunu alacak. Eğer anne renk körlüğü genine sahipse bu anneden X üzeri küçük R'yi alacak. Yani anne renk körüyse Erkek çocuğun renk körü olmaktan başka alternatifi yok. Çünkü anneden illaki X üzeri küçük R gelecektir gençler. Ama anne taşıyıcı olsaydı ya büyük R'yi verecekti ya da küçük R'yi verecekti. Yani erkek çocuklarının sağlıklı olma ihtimali de vardı, taşıyıcı olma ihtimali de vardı. Kız çocuklar 2x kromozomu bulundurduğu için bu gene hem annelerinden alıyorlar hem de babalarından alıyorlar. Anne kırmızı yeşil renk körü ise bütün erkek çocukları mecburen ne olmak zorundaymış? Renk körü. Kız çocuk kırmızı yeşil renk körü ise yani şöyle düşün bir tane kız çocuğumuz var. Kırmızı yeşil renk körü. Bu bunun bir tanesini kimden aldı? Anasından aldı. Diğerini kimden aldı? Babasından aldı. Babada x üzeri küçük r varsa babanın diğer kromozomu y olduğuna göre baba renk körü olmak zorunda. Zaten bu alternatifler üzerinden ilerleyerek soruları yapacağız diyeyim. Dediğim gibi çok soru koyduk gençler. Birazdan karşımıza çıkacak. Hemen gösterelim bir tane örnek üstünden ilerleyelim. Tablo biraz size karışık geldiyse şurada göstermiş olayım. Diyelim ki bizim bir tane dedi ki taşıyıcı anne. Taşıyıcı anne olması için annede büyük R'ye küçük R genotipinin bulunması lazım. Kırmızı yeşil renk körü bir erkekle evlenmiş. Hemen kırmızı yeşil renk körü erkeği de yazıyorum. Çaprazlama yaparken bugüne kadar öğrendiğimden hiç farklı bir şey yapmayacaksın. Tuttum bunu bununla yazdın, bunu bununla yazdın, bunu bununla, bunu da bununla yazdın. E çaprazlamayı yapmaya başlayayım. Bunların çocuklarında neler olabiliyormuş? X üzeri büyük R'ye x üzeri küçük R olabilir hocam. x üzeri büyük R'nin yanına y'yi alabilir hocam. x üzeri küçük R'ye x üzeri küçük R olabilir veya x üzeri küçük R'ye y olabilir deyip soruyu çözeceğiz. Tabloya da baktığın zaman ya x üzeri büyük R'yi verdi ya küçük R'yi verdi anne. Baba ne yaptı? x üzeri küçük R'ye y'yi verdi. E benim yaptığımdan farklı yapmadı ki. X üzeri büyük R'ye küçük R olabilir. X üzeri büyük R'ye Y olabilir. X üzeri küçük R'ye küçük R olabilir. Veya küçük R'ye Y olabilir. 4 tane yavru oluştuğuna göre şunun olma ihtimali 1 bölü 4. Bunun olma ihtimali 1 bölü 4. Bunun olma ihtimali 1 bölü 4. Bunun da 1 bölü 4'tür. Veya sorunun gidişatına bakarak %25 diyebiliriz gençler. Hemen devam ediyorum hemofili ile. Aslında hiç anlatmasam bile olur. Neden? Çünkü renk körlüğünden farklı bir matematiksel işlemi yazım şekli yok. Bu da X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınıyor. Nasıl renk körlüğünde x üzeri küçük r'yi kullandıysak bunda da x üzeri küçük h'i kullanıyoruz gençler. X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşındığı için yine dişilerde 3 tane alternatif meydana geliyor. Büyük H büyük H olanlar gayet sağlıklı bireyler. Büyük H küçük H olanlar sağlıklı bireyler. Fakat bu geni bulundurdukları için taşıyıcı diyeceğiz biz bunlara. X üzeri küçük aşa küçük aş olanlar ise hemofili hastası bireylerdir. Erkeklere baktığımız zaman ya büyük haşkeni taşıyacaklar ya da küçük haşkenini taşıyacaklar yani erkekler ya hemofili hastası olacak ya da sağlıklı bireyler olacak. Hemofili nasıl bir hastalık? Biz bazen kanımızın pıhtılaşmasını bazen de pıhtılaşmamasını isteriz. Normal şartlarda bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması lazım yoksa kan kaybı çok fazla oranda görülür. Damar içerisinde gezerken de kanın pıhtılaşmaması lazım. O zaman da kalp krizi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Haliyle kanın ne zaman pıhtılaşacağı, ne zaman pıhtılaşmayacağı ile ilgili kanımızda pek çok protein var. Bunlar belli bir oranlarda bulunuyor. Bazı bireylerde kanın pıhtılaşmasını sağlayan bazı faktörler ya hiç yok ya da az miktarda bulunuyor. Tabii ki dereceleri var. Bunlara hemofili hastası deniyor. Mesela normal bir insan gitti Dişini çektirdi. Doktor dedi ki bir saat hiçbir şey yiyip içme. O da pamuğu bastırdı. İşte bir 10-15 dakika pamuk kanlandı. Sonradan yavaş yavaş kanama durur. Ama hemofili rahatsızlığı olan bazı bireylerde bu kanamalar 3-4 saat boyunca hafif hafif devam edebiliyor gençler. Tabii ki kalıtsal bir hastalıktan bahsediyoruz. Hiç pıhtılaşma olmaması kan kaybından bazı büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Geldim. X kromozomu üzerinde hep çekinik genlerden bahsettik. Hatta renk körlüğü ve hemofili bunun en çok sorularda çıkacak örnekleridir dedik. Ama X kromozomu üzerinde baskın genlerle taşınan bazı durumlarda söz konusu oluyor. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Bozuk dentin dediğimiz durumu örnek verebiliriz. Bozuk dentin hastalığı aslında çarpık diş yapısı anlamına geliyor. Bu sefer bu özelliğe sahip bireyler baskın geni bulunduran bireylerdir. Mesela X üzeri büyük D'ye X üzeri büyük D, büyük D bozuk dentin yani çarpık dişli olmayı sağladığına göre bu kesin çarpık dişli olacak. X üzeri büyük D'ye X üzeri küçük D de olabilir bir kadın. Büyük D çarpık dişli olmayı sağladığına göre bu genotipe sahip olan da özelliği gösterecek çarpık dişli olacak. X üzeri küçük D'ye küçük D olanlar ise sağlıklı bireyler olacak. Hastalık genini bulundurmuyorlar. Erkeklerde yine iki alternatif var. Ya çarpık dişli olacaklar, büyük D'yi taşıyacaklar veya X kromozomu üzerinde küçük d'yi taşıyıp sağlıklı, düzgün diş yapısına sahip olacaklar. Geldim Y kromozomuna bağlı kalıtım kısmına gençler. Y kromozomuna bağlı kalıtım dediğimiz zaman unutmuyorsun Y kromozomu sadece erkek bireylerde var. O yüzden bu babadan erkek çocuklara aktarılacak. Bu özellik babada varsa sülaledeki tüm erkek çocuklarında göreceksin. Dede de torunda da göreceksin. En bilindik örnekte kulak kıllılığı dediğimiz o kulak kepçesinin üzerinde de kılların çıkmasıdır gençler gençler. Dediğim gibi sorular üzerinden daha iyi bir anlatım yapacağımız için soruları çok fazla derecede koyduk. Şimdi başlıyorum. Yanda X ve Y gonozomları üzerinde bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiş. Önce düşünüyorum. Şimdi 1 ile gösterdiği X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi. Yani buradaki özellikler sadece dişi bireylerde daha doğrusu X kromozomu üzerinde taşınacak. Mesela ne olabilir? atıyorum burası renk körlüğü gene olabilir hemofili olabilir bozuk dentin olabilir X kromozomu üzerinde taşınıyor burası Y kromozomunun X'e homolog olmayan bölgesi yani sadece erkeklerde görülecek az önce söylediğimiz kulak kıllılığı gibi örneği düşünebilirsin burası da X ve Y kromozomunun homolog bölgesi yani burada taşınan özellikler hem dişlerde hem erkeklerde görülecek aktarımla ilgili ile XY hesabı yapmamıza gerek yok. Çünkü iki kromozomla birden de taşınıyorlar. Buna göre gonozomlar üzerinde gösterilen segmentlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Birdeki özellikler hem dişilerde hem erkeklerde gözlenir. X kromozomu hem erkeklerde var hem dişilerde var. Erkekler de renk körlüğü olabiliyor. Dişiler de renk körlüğü olabiliyorlar. Yani ikisinde de var tabii ki doğru. Birdeki özellikler kız çocuklara hem babadan hem anneden geçer. Şimdi X kromozomunu kız çocuğunu düşündüğün zaman kız XX'tir. X kromozomuna ait özelliklerin birini babasından alıyor, birini anasından alıyor. X'in bir anneden, biri babadan geliyor. Yani bu tarz özellikler hem babadan hem anneden geçmiş oluyor. Bunu da kabul ettim. İkideki özelliklerin biri anneden, diğeri babadan gelen iki allelle belirlenir diyor. İkideki özelliklerin vücut kromozomlarında taşınmışla hiçbir farkı yok. Yani tabii ki biri anneden, biri babadan gelecek. Erkek çocuklarda birdeki özellik iki genle kontrol edilir. Bir dediği şey X kromozomudur. Erkeklerde iki tane X mi var? Erkeklerde bir tanecik X var. Yani erkek çocuklarında renk körlüğüyle ilgili bir gen var. Hemofili ile ilgili bir gen var. Bozuk dentin ilgili bir tane gen var. Yani bu özellikler iki genle değil bir genle kontrol edilir. Cevabı bulduk. 3'teki özellikler babadan oğula geçer. E3 numara Y'nin X'i homolog olmayan segmenti. Yani buradaki özellikler tabii ki babadan erkek çocuklara aktarılmış olacak. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumla. Aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinik olarak kalıtılan hemofili geninin özelliğini fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin ilgili özelliğe ait genotipleri birbiriyle kesinlikle aynıdır. Kesinlikle ne altını çizmiş. Mesela şöyle bir birazdan soruyu çözeceğim. Kaba taslak baktığım zaman olmayan şıkları hemen görüyorum. Neden? 1 ve 2 yazmış. Bir dişi iki erkek. Bir de iki tane x var. İki de bir tane x var. Bunların genotipinin aynı olma ihtimali yok zaten. Mesela kafadan gitti gibi düşünebilirsiniz gençler. Yine cinsiyeti farklı olanlardan diğer şıkları da eleyebiliyoruz. Mesela 2 ile 3 dişi ve erkek demiş. 1 ve 3'e baktığım zaman hadi burada kız kız... 3 ve 4'e baktığımız zaman gençler 3 ve 4 kız kız, 1 ve 4'e baktığımız zaman kız kız kafadan 2 tane şıkkı eledik. Ama biz normal şartlarda soruyu ne yapacağız? Şıklı bir soru olmasaydı. Hemofili geninin Özelliğini fenotipinde gösteriyormuş ya bir kere bu kız hemofili hastası olduğuna göre X üzeri küçük aşa X üzeri küçük aş şeklinde olmak zorunda. Şu erkeği yazmak istediğim zamanda X üzeri küçük aşa Y olacağını biliyorum. Aileyi yazmaya başlıyorum. X üzeri küçük aşa küçük aş şeklinde ise X üzeri küçük aşın birini anasından aldı diğerini babasından aldı. Annede ne olacak? karalamadıklarına göre bu özelliği göstermediğine göre anne taşıyıcı genotipe sahiptir. Erkek çocuğunu taramadıklarına göre erkek çocuğunu zaten kafadan yazabilirim. Anneden demek ki X üzeri büyük aşı almış babadan da Y'yi almış. Sonra devam ediyorum sülaleyi yazmaya. Y kromozomunu bir erkek çocuğu tabii ki babasından alacak. Babasını boyamadıklarına göre babası X üzeri büyük haşa Y şeklinde olmak zorunda. Şimdi o zaman bu küçük aşı kimden aldı? Anne annesinden aldı. annesinde X üzeri küçük aş var. annesini boyamadıklarına göre annesi de taşıyıcıdır. X üzeri büyük aş şeklinde olacak. 3 numaralı bireye baktığım zaman aslında kararsız kalıyorum. neden? 3 numaralı birey anasından X üzeri büyük aşı, babasından da X üzeri büyük aşı almış olabilir. veya babasından x üzeri büyük aşı anasından x üzeri küçük aşı almış olabilir. Kesin bir şekilde emin olamadım. Bu soruyu şöyle de sorardım. Yukarıda verilen tabloda işte hemofili bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak tespit edilemez diye de sorsam cevabın 3 olurdu. Bana neyi sormuş? ki? Kesinlikle aynı olanları sormuş. Kesinlikle aynı olanlar tabii ki taşıyıcı olan bireylerdir. Yani 1 ve 4 da baktığımız zaman ikisinin de hemofili bakımından taşıyıcı olduğunu görüp cevabın C'ye düştüğünü gayet rahat söyleyebiliriz gençler. Hemen de devam ediyorum. Bozuk Dent'in rahatsızlığı olan bir kadın ile aynı özellik bakımından sağlıklı olan bir erkeğin evliliğinden demiş. Bize de sorunun altında bozuk Dent'in geni X'e bağlı baskın genle taşınır diye bilgimizi vermiş. Sonra hangi çocukların olabileceğini düşünüyor. Benim önce anneyi yazmayı ve babayı yazmayı Bilmem lazım. Bozum, bozuk dentin rahatsızlığına sahip bir kadından bahsediyorsa, bu da baskın genle taşınıyorsa, X üzeri büyük D'si var. Ama yanını bilemiyorum. Büyük D'ye büyük D'de olabilir. Büyük D'ye küçük D'de olabilir. Gitmiş kiminle evlenmiş? Sağlıklı bir erkekle evlenmiş. Erkeğin sağlıklı olabilmesi için bu geni taşımaması lazım. X üzeri küçük D'ye Y şeklinde olması lazım. Sonra ben bunların çocuklarını düşündüğüm zaman. <laughs> alternatifi çoğaltmak istiyorum. Neden olabilirli sorduğu için. Mesela buranın küçük d olduğunu düşünürsem çaprazlama yapmaya kalkarsam x üzeri büyük d'ye x üzeri küçük d olabilir hocam. x üzeri büyük d'ye y olabilir hocam veya x üzeri küçük d'ye x üzeri küçük d olabilir veya x üzeri küçük d'ye y olabilir. Tabii ki şuradaki küçük d'lerin olup olmayacağını biz alternatifi çoğaltabilmek için koyduk. Rahatsızlığa sahip olmayan erkek. Bunların rahatsızlığa sahip olmayan bir erkekleri eğer anne heterozigotsa dünyaya gelebilir. Olabilirli soruyor ya kesinlik sorsaydı bir şey diyemezdim. Rahatsızlığa sahip kızları yani büyük D'yi taşıyan kızları olabilir mi? Tabii ki meydana gelebiliyor. Rahatsızlığa sahip erkekleri meydana gelebiliyor mu? Büyük D olmak hastalık geni olduğuna göre bu da meydana gelebiliyor. Rahatsızlığa sahip olmayan kız ikisi de küçük D'li olabilir mi? Olabilir. Yani şurayı heterozigot gibi düşündüğümüz zaman gençler tabii ki alternatif çoğalmış oluyor. Bilirli sorduğu için kabul ettik. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir kadın ile hasta bir erkeğin evlenmesi sonucu doğacak çocuklarla ilgili bir soru vermiş bize. Kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı olabilmesi için x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r şeklinde olması gerekiyor. Sonra bu gitmiş hasta bir erkekle evlenmiş. Erkeğin hasta olabilmesi için de x üzeri küçük r'ye y olması lazım. Her zamanki mantık geçerli. Bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla yazmaya başla. Yazmaya başladığım zaman Hocam x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r olabilir. x üzeri büyük r'ye y olabilir. Veya x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r veya x üzeri küçük r'ye y olabilir. Dört alternatifi de yazdım. Kesinlikle yapılabilir diyor. Kız çocuklarına anneden sadece hastalık yeni geçer diyor. Kız çocuklarına baktığımız zaman anneden sadece hastalık geni geçer diyemeyiz. Anne taşıyıcıymış. X kromozomunun sağlıklı olma genini de çocuklarına verebilir. O zaman bu gitti. Erkek çocukları farklı iki fenotipte olabilir. Erkek çocuklarını düşündüğümüz zaman Y'yi babadan alacak. Anne bizim için taşıyıcı erkek çocuğuna hastalık genini de verebilir, sağlıklı olma genini de verebilir. Yani erkekler sağlıklı da olabiliyor, hasta da olabiliyor. İki fenotip gördüm. Çiftin tüm kız çocukları taşıyıcıdır. Yo, çiftin taşıyıcı kız çocuğu da olabiliyor, hasta kız çocuğu da olabiliyor. Tüm kız çocukları taşıyıcıdır diye bir şey söyleyemem. Hem de kesinlik sorusunda hiç söyleyemem. Yapılabilir dediği için cevabımız B'ye düşmüş oldu. Hemen devam ediyorum. Diğer bir soruma geçiyorum. Hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın ile Hemen yazayım o zaman aklım karışmasın. Hemofili bakımından taşıyıcı olabilmesi için X üzeri küçük aşa, X üzeri büyük aşa olması lazım. Gitmiş, ne yapmış? Sağlıklı bir erkekle evlenmiş. O zaman erkeğin X üzeri büyük aşa şey pardon x üzeri şurayı x yapayım büyük aşa y şeklinde olması lazım. Yine çocuklar üzerinden bir tane soru sormuşuz. Hemen çocukları yazmaya başlıyorum. Hocam x üzeri büyük aşa x üzeri büyük aş olabilir. x üzeri büyük aşa y olabilir veya x üzeri büyük aşa büyük aş hep başa yazayım aklım karışmasın küçük aş yani taşıyıcı olabilir veya hocam x üzeri küçük aşa y şeklinde olabilir diyeceğiz. Hasta çocukları erkektir. Bunlara bakıyorum. Şu sağlıklı kız, taşıyıcı kız, sağlıklı erkek, hasta erkek. Evet, hasta çocukları var ve hasta çocukları erkek işaretledim. Anne hastalığa neden olan geni hem erkek hem kız çocuklarına aktarabilir. Anneden hem erkek çocuklarına eks gidiyor hem de kız çocuklarına eks gidiyor. Tabii ki hastalık genini hem erkek çocuklarına hem kız çocuklarına aktarabilir gençler kız çocukları sadece taşıyıcı olabilir demiş. Yo ben kız çocuklarına baktım. Kız çocuklarının sağlıklı olabildiğini de buldum. Yani sadece taşıyıcıdırı kabul etmeyeceğim. Doğacak erkek çocuklarının sağlıklı olma ihtimali yüzde yirmi beştir. Burada da cümlenin gidişatına aslında dikkat etmemiz gerekiyor gençler. Doğacak çocuklarından erkeklerin sağlıklı olma ihtimali deseydi yüzde yirmi beşi kabul edecektik. Ama doğacak erkek çocuk çocuklarının dediği zaman sen kızları kapatıyorsun. Erkekleri düşünüyorsun. Erkek çocuklar ya sağlıklı oluyor ya hasta oluyor. Yani alternatif yüzde elli şeklinde oluyor gençler cümlenin soruş tarzından dolayı. O yüzden de cevabımız bir ve iki şeklinde oldu hemen buradan da bir tane artık soy ağacı sorusu yapalım gençler ben renkli kalemler kullanarak yapacağım ama siz silip e, yazıp silip yazıp yapacaksınız yandaki soy ağacında bir karakterin kalıtımı verilmiş olup bu karakteri fenotipinde yani dış görünüşünde gösteren bireyler koyu olarak gösterilmiştir diyor koyu olarak gösterilen bireylerin fenotipinde ortaya çıkan bir özellik dıt dıt genlerinden hangileriyle aktarılıyor olabilir bu üniversite ında 2 senedir üst üste gelen bir soru kalıbı. Gençler deneme yanılma yöntemi yapıyoruz. Her seferinde dediğim gibi yazıyoruz, çiziyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Birincisi otozomal baskın olabilir mi? Otozom ne demek? Vücut kromozomları anlamına geliyor. Yani diyor ki bu büyük aile aktarılıyor olabilir mi? Ben aktarılmadığını gördüm hemen. Neden? Şimdi aktarılıyor olması için bunun büyük A'yı taşıyor olması lazım. Yanına bilemedim. Büyük A büyük A olur, büyük A küçük A olur. E bunun büyük A büyük A'yı alabilmesi için bu taraflardan bir yerden büyük A alması gerekmez miydi? Gerekirdi. Bunlarda bu özellik görülmediğine göre demek ki bunlar küçük a küçük a şeklinde. Küçük a küçük a adamdan nasıl büyük A'lı çocuk olsun? Bunun otozomal baskın taşınma alternatifi yok. Sen siliyorsun. Ben de şöyle üstünü karalayarak gideceğim. X'e bağlı çekinik olabilir mi? X'e bağlı çekinik olabilmesi için bu erkek çocuk X üzeri küçük R'ye Y şeklinde olması gerekiyor. Bu erkek çocuk X üzeri küçük R'ye Y. Bu erkek çocuk X üzeri küçük R'ye Y şeklinde olması gerekiyor. Şimdi hocam Y'yi bu bu taraftan alsa babası renk körü olmadığına göre X üzeri büyük R olsa sıkıntı var mı? Yok. Şu X üzeri küçük R'yi annesinden alsa annesi taşıyıcı olsa X üzeri büyük R. E buraya da X üzeri büyük R'yi vermiş olsalar. Şurada gelse bile sıkıntı var mı ailede? Yok. Y'yi bu taraftan aldı. X üzeri küçük R'yi buradan alsa annede taşıyıcı olsa var mı sıkıntı? Yok. Şu kız çocuğuna X üzeri büyük R buradan X üzeri küçük R şuradan gelse taşıyıcı olsa sıkıntı var mı? Yok. Bu aileyi yazabildik mi? Yazabildik. O zaman X'e bağlı çekinik olarak taşınabiliyor gençler. Otozomal çekinikte ise bu sefer renkli olarak gördüğüm bireyler küçük A'lı bireylerdir. Genelde sorularda da tutar. Küçük A küçük Ağa, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a şeklinde. Oluyor mu? Küçük a'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa, bunların yanı büyük a'lı olsa sıkıntı var mı? Yok. Küçük a, küçük a, birini buradan alsa, birini buradan alsa, burası büyük a'lı olsa sıkıntı yok. Buradan büyük a'yı, şuradan küçük a'yı almış olsa, buradan işte büyük a, büyük a'da olur hatta. Büyük a, küçük a'da olur fark etmez. Otozomal çekinik yazabildim mi? Yazabildim. Sıkıntı yok. Geldim Y'ye bağlı baskın olabilir mi? Hiç işlem yapmıyorum. Şimdi bu erkek çocuk değil mi? Bu erkek çocuk Y kromozomunu kimden alacak? Babasından. Sakın şurada erkek 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 gördün yapıştırma. Bu baba da var bu çocuğa vermiş de niye bu çocuğa vermemiş? Bunun da taralı olması gerekirdi. Yani ailedeki tüm erkeklerde bu özelliğin görülmesi gerekirdi. Yani bunun olma alternatifi yok. Hangileriyle aktarılıyor olabilir dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumla. X'e bağlı çekinik genle taşınan rahatsızlığa sahip bireyler yukarıdaki soy ağacında renkli olarak verilmiştir diyor. Hangilerinin genotipi kesin olarak bilinebilir demiş. Şimdi yazmaya başlıyorum. X'e bağlı çekinik genle taşınır dediği zaman hemen aklıma renk körlüğü geldi. Mesela desem ki X üzeri küçük R'ye Y. X üzeri küçük R'ye Y x üzeri kız çocuğu olduğu için küçük r'ye küçük r. Şurası da x üzeri küçük r'ye y şeklinde olmak zorunda. Hangilerini yazabilirim hangilerini yazamam diye bakıyorum. Şimdi erkek çocuğu y'yi babasından alacak haliyle burası da x üzeri büyük r şeklinde olacak. Bu erkek çocuğu x üzeri küçük r'yi kimden almış olacak? Annesinden. O zaman anne de kafadan x üzeri küçük r'si var. Sonra bu anneyi boyamadığına göre kesinlikle x üzeri büyük r'si de var. 3 numaralı bireyi yazdım. 4 numaralı bireyi yazmaya kalkışayım bakayım. 4 numaralı birey renk körü değilmiş. O zaman zaten babadan kafadan x üzeri büyük r'yi aldı. Babadan alacak başka bir şey yok. Anneden x üzeri büyük r'yi de almış olabilir. Yani büyük r büyük r de olabilir. Veya babadan x üzeri büyük r'yi anneden x üzeri küçük r'yi almış olabilir. 4 numaralı bireyi kesin olarak belirleyemedim. O zaman ben kafadan şıklarda 4 olanları elerim zaten. 4'ü yazamıyorum. Mesela buradan da hangi sonuca vardım? 2'yi bilmesem de 2'nin de kesin yazıldığı sonucuna vardım. E 3'ü de yazabildiğime göre cevap 1 2 3 şeklinde çıkmak zorunda. Hatta 1'in de kesin yazılabildiğini bildim. Ama cevabı bulduk da bir gidelim yukarıdan size göstermiş olayım. Bu Y kromozomunun mutlaka nereden alacak? Babasından alacak. Babası erkek olduğuna göre yan taraf X olmak zorunda. Boyamadıklarına göre zaten X üzeri büyük R'ye Y olmak zorunda. 2 numaralı bireyi de yazdım. Bir numaralı bireye gidecek olursak bir kere kız çocuğu x üzeri küçük r'ye küçük r. Küçük r'nin birini babasından almış. Diğerini kimden almış? Anasından. Anasını boyamadıklarına göre, anası renk körü olmadığına göre kesinlikle anası da taşıyıcıdır gençler. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 çıktı. Bak 4'ü eleyerek zaten 3'ü de bularak tüm şıkları ortaya çıkartmış olmuştuk. Devam ediyorum diğer bir sorumla. Kulak kıllılığı Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınan bir hastalık. Yazmışız 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 yazmışız. Aslında ne demek istiyoruz? Y'de taşınıyor babadan oğula geçecek demek istiyoruz. Fenotipinde bu özelliği gösteren bireylerin renkli olarak verildiği yukarıdaki soy ağaçlarından hangilerinde kalıtılan özellik kulak kıllılığı olabilir diyor. Şimdi bakıyorsun. Babada var erkek çocukta var. Tabii ki olabilir. Babada var. Kız çocuğu verdiği için bunun da kalıtımı uygun. Babada var. Şuraya bakıyorsun iki erkek çocuğunda çıktıysa niye babada çıkmadı? Bunun olma ihtimali yok. Babada var. Kız çocuğunda var. Kızda Y kromozomu yok ki hadi oradan kızlarda kulak kıllılığı görülmüyor ki hangileri aktarılabilir dediği zaman 1 ve 2 alacaksın. Ya hocam bunu görmedim deme erkek çocuğu yok ki aktarılıyor olabilir belki erkek çocuğu olsaydı onda da çıkacaktı. Hemen sonlara doğru geliyorum gençler. Aşağıdaki soy ağacında taralı bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotip demiş. Aslında az önce bu tarz bir soruyu çözmüştük gençler. Buna göre ortaya çıkmasında özelliğin hangileri etkilidir diyor. Otozomal çekinik size belki parlıyordur gençler boyananları da şöyle bir göstermiş olayım tekrardan üstünü çizeyim. Çünkü ben de ekrana bakıyorum biraz ayırt etmekte zorluk çekiyorum. Boyananlar bunlar gençler. Otozomal çekinik aktarılıyor olabilir mi? Sorularda çok yüksek ihtimalle tutuyor gençler. Baktım x üzeri bu küçük a küçük a olması lazım. Küçük a 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 küçük a, küçük a olması lazım. Küçük a'nın birini buradan aldıysa diğerini bu taraftan al alacak bunun yanı büyük halı olsa sıkıntı var mı yok küçük anın birini buradan aldı birini buradan aldı yanı büyük ağlıysa sıkıntı yok küçük a küçük a birini buradan birini buradan alsa bunu da büyük halı olsa sıkıntı var mı yok yani 30 zaman çekinik taşınıyor olabilir x'e bağlı baskın taşınıyor olabilir mi diye bakacak olursak şuradan olmadığını ben gördüm Çünkü ben çok soru çözdüm Siz de çok soru çözdüğünüz zaman direkt zaten sorulara bakarken çözebilecek hale geleceksiniz kalıtımda tek yapacağım şey bulmaca çözer gibi soru çözmek. Şimdi x'e bağlı baskın olabilmesi için bakayım tutuyor mu? x üzeri büyük a'ya bunun yanına bilemedim şeklinde olması gerekiyor. E bu x üzeri büyük a'ya y şeklinde olması gerekiyor. Baktığın zaman bu kız çocuğuna kesinlikle neyi aktarmalı? x üzeri büyük a ya, yani baskın gene aktarması gerekiyor. Babada bu baskın x üzeri özellik varsa kız çocuğunda neden yok? Yani bunun olma ihtimali yok. Hemen başka bir renge geçiş yapayım. Y'ye bağlı çekinik, Y'ye bağlı baskın yazması bir şey ifade etmiyor. Babada var, erkek çocuk da var, onun da oğlunda var. Sıkıntı yok. Babada var, kız çocuk da var. Y'ye bağlı bir özel kız çocuğunda nasıl meydana gelsin ki deyip eleyeceksin. Bakıyorum X'e bağlı çekinik olabilir mi diyor. X'e bağlı çekiniği de şuradan maviyle denemiş olayım. Şu tarafa geçiyorum x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r olması lazım. E baba x üzeri küçük r'ye y şeklindeymiş. Gençler sıkıntı yok. Babada da renk körlüğü geni bulunabilir. Anne x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r olsa buraya da x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r'ye gelse sıkıntı var mı? Yok. Yani buraya kadar bir problem yaşamadık. Şuraya bakıyorum. x üzeri küçük r'ye y olsa y'yi buradan alsa x üzeri küçük r'yi de buradan alsa problem var mı? Yok. Anne ne taşıyıcı olsa mesela x üzeri büyük reyle olsa e bu da x üzeri büyük reyi yani neden alsa babadan da x üzeri küçük reyi alacak mecburen sıkıntı yok. Yukarıya doğru çıkmaya başladığımda y'yi bu taraftan x üzeri küçük reyi bu taraftan alsa e bu da taşıyıcı olsa x üzeri büyük re bu x üzeri küçük reyle olsa yani mavi şeklinde de sülaleyi yazdığımızda herhangi bir sorun çıkmadı. O zaman x'e bağlı çekinik de taşınıyor olabilir. Cevabımız da tabii ki 1 ve 4 şeklinde de oldu. Hemen geldim diğer bir soruma yandaki soy ağacında içi koyu renkli bireyler X kromozomuna bağlı baskın olarak kalıtılan bozuk dentin hastası olarak kabul edilirse numaralandırılarak gösterilmiş bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen bakıyorsun bu soruya yıldız atıyorsun bir kere bozuk dentin hastalığından bahsediyor. Bozuk dentin hastalığı X üzeri büyük baskın genle taşınan bir özellikte bu özelliği göstermeyen bireyler Ç çekinik bireylerdir. O zaman mesela ben içlerine yazmaya başlayayım. Bu erkek sağlıklı olduğuna göre x üzeri küçük d'ye y olmak zorunda. Bu erkek sağlıklı olduğuna göre şey kızmış bu x üzeri küçük d'ye x üzeri küçük d olmak zorunda. Sonra bu erkek de sağlıklı olduğuna göre x üzeri küçük d'ye y olmak zorunda. Bunlar bozuk dentin hastası bu kız olduğu için x üzeri büyük d ama x'in diğer tarafını bilemiyorum. Bu kız X üzeri büyük D'yi taşıyor. X'in diğer tarafını bilemiyorum. Bu erkek bozuk dentin olduğuna göre X üzeri büyük D'yi Y olmak zorunda. Erkeklerin başka alternatifi yok. Aileyi yazmaya kalkışacak olursam bakayım bir yerlerden bir şeyler çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu sağlıklıymış küçük d'ye küçük d'ymiş. Küçük d'nin birini babasından aldığına göre diğerini kimden almak zorunda? Annesinden. Yani annesinin büyük d'ye küçük d olduğunu bulduk. Peki şunu yazabilecek miyim? Eksiğim burada kaldı. Mantıken bu ailede bir tane X üzeri büyük D var demek ki bu anadan gelmiş. Babadan mutlaka X üzeri küçük d gelmek zorunda. Ailenin tüm diş durumunu da yazabildik gençler. 1 ve 3 numaralı bireylerin genotipi aynıdır diyor. Bakıyorum 1 ve 3 numaralı bireylerin heterozigot olduklarına göre genotipleri aynıdırı kabul ettim. Soy ağacında 3 ve 4 numaralı bireyler farklı genotiptedir diyor. 3 ve 4 numaralı bireylere baktığım zaman biri büyük de küçük de diğeri küçük de küçük de zaten farklı fenotipte olduklarını genotipte olduklarını renklerinin farklı olmasından da çıkartabiliyorum. 4 numaralı bireyin sağlıklı olmasında x üzeri küçük de. 1 ve 2 numaralı birey etkili olmuştur. E birini anasından, birini babasından aldığına göre anası da babası da etkili olmuştur. 4 numaralı birey heterozigot genotiplidir. 4 numaralı birey bir kere küçük d, küçük d yani homozigot genotipli. 5 ve 6 numaralı bireyler farklı genotiptedir. E birini boyamış, birini boyamamış. Zaten hiç yazmasaydım da küt küt işaretleyebilirdim. Buradan da hemen bitirmeden önceki son sorumuza geçtik. X kromozom kromozomunun Y'ye homolog olmayan kısmında taşınan çekinik bir genle kalıtılan hastalıklar için yani aslında renk körlüğü için, hemofili için diyor. Hasta annenin tüm erkek çocukları hastadır. Anne mesela renk körüyse babadan Y geleceğine göre anneden X üzeri küçük R'den bir başka alternatif yok. Hasta bir annenin tüm erkek çocukları tabii ki hasta olmak zorunda. Sağlıklı babanın kız çocukları sağlıklıdır. Bu sefer sefer erkeğin sağlıklı olduğunu hayal ediyorum. Kız çocuğuna babadan X kromozomu gideceğine göre mutlaka büyük R gidecek. Ve bu kız çocukları da sağlıklı olacak gençler kız çocukları hasta ise bu sefer kız çocuğunu x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r'ye düşündüm. Bunun birini babasından aldığına göre babası x üzeri küçük r'ye y olmak zorunda. Kız çocuğu hasta ise onun o özelliği babasından almış olacağına göre baba da hasta olmak zorunda. Erkek çocuk sağlıklı ise anne kesinlikle taşıyıcıdır. Erkek çocuk sağlıklıymış x üzeri büyük r ne bileyim ben anne x üzeri büyük r'ye x üzeri büyük r'ye mi, x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r mi? Bununla ilgili yorum yapamam gençler. Hangileri yapılabilir dediği için cevabımız 1 2 ve 3 şeklinde oldu ve böylelikle sorularımızı da bitirmiş olduk. Bol bol soru çözdük gençler. Zaten kalıtım konusu sorular üzerinden ilerler. Cinsiyetin belirlenmesini sağlayan kromozomlara gonozom ismini verdik. Bazı özelliklerin de gonozomlarla aktarıldığını söyledik. Dişiler XX yani iki tane X kromozomu erkeklerde ise bir tane X bir tane Y kromozomu bulunuyordu. Dişi bireyler X'in birini anasından birini babasından alıyordu. Erkekler X'i anasından Y'yi tabii ki babasından alıyordu. Kırmızı yeşil renk körlüğü hemofili X kromozomuna bağlı çekinik genle aktarılıyordu. Bozuk dentin yani çarpık dişlilik ise X kromozomuna bağlı baskın genle kalıtılıyordu. Y kromozomunda da kulak kıllılığından bahsettik. O da babadan erkek çocuklara geçiş yapıyordu gençler. Böylelikle konumuzun özetiyle de konumuzu tamamlamış olduk. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.